Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Dikiş Edair'e hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destekte bulunabilirsiniz. Zil işaretini tıklarsanız daha sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Bizi aynı isimli Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İsteklerinizi bildirebilirsiniz. Bugünkü çalışmamız dantel sarmasını göstermeye çalışacağım. Yastık dikimiyle birlikte öncelikle kumaş ölçüsüyle başlıyoruz. Yastığımız için 1,70 boyunda 52 santim genişliğinde bir kumaşa ihtiyacımız var. Yastığımızı kapaklı yastık şeklinde yapacağız. Dantelle kumaş beyaz olduğu için ben fonlu yapacağım. Şöyle küçük bir fon kumaşım vardı. Onun üzerine danteli yerleştirerek yapacağım. Üzerine de yapılabilir. Farklı çalışmalarda onları da göstereceğim. Böyle bir başlangıç yapıyoruz dantel olarak. Kumaşım da taç patiska. Fonunu da saten olarak kullanıyorum. Yüzü yüzüne iç yüzler, düz yüzler birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Dikişimize bu dikişle başlıyoruz. Ayrıca şurada burası ters kısım oluyor. Arkaya dönderdiğim zaman şuranın da bir küçük kıvırmasını yapacağım. Dikişimi bir makine ayağıyla dikiyorum. Bu kısmı diktim. Bu arkaya doğru dönecek. Bu tarafı düz yüz olacak. Bu tarafı düz yüz olduğu için buranınkini düz yüze değil de ters tarafa kıvıracağım. Yani bu tarafa doğru bir kıvırma yapıyorum. Eğer iplikli kenar olursa burası iv kenar. Bir kere kıvıracağım ben. İplikli kenar olduğu zaman şöyle bir kenar olduğu zaman şöyle iki kere kıvırın. O yüzden ben bir kere kıvırıyorum. İv kenar olduğu için. Diktiğim fonu bu tarafa döndürüyorum. Ütüyle şurayı açıyorum. Düzeltmemi yapacağım. Açtıktan sonra düzeltmemi yaptım. Fonumun fazla kısmını çıkarıyorum. Dantelimizin tersine düzüne bakıyoruz. Ondan sonra yerleştirmemizi yapıyoruz. Ben 16 santimden yapacağım dantel yerleştirmemi. Ama siz biraz daha aşağıdan da yapabilirsiniz. Benim fonum biraz var. Tamamını kullanmak istiyorum. Bu şekilde yapacağım. Buraya küçük bir piko ve fiso ile temizleme yapacağım. Ama benim makinem o işlemleri yapmıyor derseniz şu şekilde önce bir kıvırma arkaya doğru yaparsınız ütüde. Üzerine danteli yerleştirerek sıfırdan sarma işlemini bu şekilde de yapabilirsiniz. Her türlü yapılabilir. Daha farklı çalışmalar da var. İleriki zamanlarda onlara da değineceğiz inşallah. Şöyle 16 santimden bir iz alıyorum. 16 santimden aldım. Çizgimi çekiyorum. Şöyle hattımı belirledim. Şimdi dantelimi yerleştiriyorum. İğnelerle sabitliyorum. Çizginin üzerine şöyle yakından göstereyim. Şuradaki çizgimizin üzerine buradaki çizgiye dantelimizi getiriyoruz. Bu şekilde iğnelememi yapıyorum. Sarma için markası fark etmez. Şöyle ince ipliklere ihtiyacımız var. Nakış iplikleri oluyor bunlar. Sarmayı bu iplikle yapıyoruz. Ayrıca şöyle ucu kırılmış bir tığ yardımıyla herhangi bir iğne olabilir, kalın bir iğne olabilir. Bu şekilde bir aparata ihtiyacımız var. Şimdi sararken
Bunu da anlamış olacağız. Sarma ayarını ise zikzak ayarını alıyoruz. Zikzak genişliğimiz 2 milimde. Adım sıklığımız ise 1 milimde ortalama olarak aldım. Siz yine de bir deneyerek bakın. Makineden makineye değişebilir. Tam çizgimin üzerine danteli getirdim. Tığımla şöyle dantelime hafif bir düzgünlük veriyorum. Danteller bazen düz olmayabilir. Onu bu tığla düzeltiyoruz. Çizgiye getiriyoruz. Yani yön veriyorum dantelin sarılması için. Hafif eğrilikleri tığımızla düzeltiyoruz. Aşağı yukarı çizgiye doğru getiriyoruz. Mesela şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz, şöyle düzeltebiliriz. Sarma işlemi bundan ibaret. Böylece sarıyorum. Sona doğru geldiğimde de şu alt kısımları da dantelim yetiyor zaten saracağım. Bunu da şöyle aşağı doğru sarıyorum. Kalanını kesip atacağım. Diğer kenarı da aynı şekilde yapıyorum. Dantel sarmamızı bitirdik. Pikosu için polyester iplik kullanacağım. Bu iplikleri kullanacağım. Bu da aynı tarz ip ama buna sarılmış. Fark etmez. Bu makine çok piko özelliği olan bir makine değil ama el olduğu kadarıyla yapacağım. Siz zikzak da yani makineniz bu kadar bile değilse zikzak ayarıyla da bir süsleme, küçük bir süsleme de yapabilirsiniz. İlkin gösterdiğim gibi burada da bitirebilirsiniz fonunuzu. Eldeki imkanlarla yapıyoruz artık. Desenimi belirledim. Herhangi bir desen. Sadece elimle yön veriyorum. Bu şekilde devam edeceğim piko için. Piko desenim bu. Basit bir piko da olsa temiz bir işçilikle güzel bir şey çıkaracağız. Üstünü de fisto yapacağım. Fisto deseni uygulayacağım ve temizleyeceğim. Aynı şekilde buradan yerleştirdim. Yine pikonun bitişinden direkt bitişinden makine ayağım denk geliyor. Ve devam ediyorum. Şöyle bitirmeden önce de tansiyon ayarın genelde kaçta oluyor diye sorular geliyor. Normalde bu makine 5 olarak vermiş ama ben normal dikişlerimde 4 olarak alıyorum genellikle. Ama şu an iplikten ipliğe değişiyor, boyasından değişiyor, gerginlik sıklık oranı yani sık geliyorsa, gergin geliyorsa değişebiliyor. Onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mesela beyazda 4 olarak kullandım. Beyaz iplikte, polyesterde. Bunda 3'e indirdim. Bu daha sert, daha kıvrak. Değişiyor o yüzden ipliklerden. Her makinenininki de biraz fark edebilir. O yüzden deneyerek öğrenebilirsiniz. Fisto kısmını da bitirmiş olduk. Fisto dediğim pikoda ay şeklinde olan desenimiz. Buna fisto da deniliyor. Ay şeklinde pikoda deniliyor. Artık her ne derseniz bununla bir temizleme yapacağım. Şimdi nakış makasına ihtiyacımız var yine. Şu şekilde. Bu ekran önünde kesimi biraz zormuş gibi duruyor da aslında çok kolay. Dizinizi alırsanız bütün temizleme işlemlerinde bu çok kolay bir şekilde olur. Şuradaki iplikleri pikonu kesmemek şartıyla temizlememizi yapıyoruz. Şöyle kaldırıyorum, belli oluyor. Bu şekilde temizliyoruz. Dantelimizin sarmasını ve pikosunu bitirdikten sonra yastığımızın katlanma şekline geçiyoruz.
Yastığımızın bitmiş hali 50'ye 70'ti. Şöyle ikiye katlıyorum. Düz yüzler içte kalacak şekilde. Bu kısmı 70 santim ayarlıyorum. Şöyle ayarlamamı yaptım. 70 santim olarak belirledim. Sonra kapağı zaten dikmiştim. Üstüne doğru kapatıyoruz. İğneliyorum. Her iki kısmı da dikiyoruz, ovarlığını çekiyoruz ve bitirmiş oluyoruz. Yan dikişlerimi şu bölümlerde, katlı bölümlerde ileri geri yaparsanız yastığı geçirirken sökülmez. Daha sağlam olur. Devam ediyorum. Ovarlığını da zikzak ayarımla gidiyorum. Yastığı bitirdik. Döndüreceğiz. Ütüleyeceğiz. Ve bitirmiş olacağız tamamen. Yastığın şu köşelerini de düzgün bir şekilde yaparsak tamamlamış olacağız. Şu kenarları ütüde açtırıyoruz. Her iki dikişinde. Yastığımı bitirdim. Bir tane daha eş olarak yaptım. İki tane oldu. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.